Selamlar. Bu bölümde bütün dünyada bir gerçek olan sokak hayvanlarını konuştuk. Ama bu bölümün yapılmasına vesile olan patronlarımızdan Aycan sayesinde bu bölümü yapıyoruz. Siz de bize destek olmak için farklı yollara başvurabilirsiniz. Bu kanalı üye olmak olabilir, videoyu beğenip paylaşmak olabilir ya da daha fazlasını yapabilirim derseniz Patreon'dan siz de bize destek olabilirsiniz. Açıklamalarda linki bulunuyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayat kaçık bir uykudur. Ben iznin olursa sevgili Cihan, en belki de sonunda söyleyeceğimiz şeyi en başta söylemek istiyorum. Sonra sonlarda yine döneriz oraya. Ben şöyle gireceğim bu olaya direkt. Katletmek çözüm değil. En başta söyleyeceğim bu olsun kısırlaştırmak ve aşılamak çare diyerek uzun vadede ve sabır isteyen bir çözümü olan şeyin aslında bambaşka bir şekilde ele alınmaya çalışmasını konuşacağız bugün. Baştan bunu böyle bir salayım da nerede durduğum <laughs> hangi e, tarafta Zaten olduğum belli olsun. Sevgili dinleyen hani bölümün dinleme tuşuna basmadan önce de nerede durulduğuyla alakalı bir fikir sahibidir etçi hani o yüzden çok da o kısmı özümsemeden. Şunu söylemek istiyorum. Burada senin aslında hatırlatmanı yaparken ya da tarafını belli ederken söylediğin şu kelime çok önemli. Zaman. Çünkü böyle akşamdan sabaha bir anda bütün sorunların çözüleceği bir durum yok. Dünyanın geneliyle alakalı Kesinlikle. konuşursak, hayvan hakları ve hayvanların nasıl diyelim toplanması, kısırlaştırılması, rehabilite edilmesi. ...bu bence bölümün... ...hani zaman zaman şey diyoruz yani ya, ...empati diyoruz... ...bence bu bölümünde de kelimesi zaman... ...Samet ne dersin? Ben de... ...sana %100 katılıyorum... ...zaten o yüzden biraz onun, onun altını çizmek istemiştim... ...çünkü örneklere geçeceğiz birazdan... ...dünyada diye konuştuğumuz için... Hmm. ...bu konu global bir sorun aslında... ...yani bu Türkiye ekseninde... ...hadi Türkiye'yi konuşalım... ...eleştirelim gibi bir amacım yok... Global olarak kim neler yapmış hangi ülkelerde de bu sorun var ya da hangi ülkeler bu sorunu bir çözüme kavuşturmuş bunu konuşmak lazım ki daha evet. böyle geniş bir açıdan da bakabilelim buna. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü onun tahmini dünyada yaklaşık veya hatta daha fazla 200 milyondan daha fazla hmm. dünyada sokak hayvanı veya işte sahipsiz köpekler olduğunu düşünüyor. Kedilerde ise bu daha da zor olduğu için sayımı ve e, kesin bir şey belirtmesi yüzlerce milyona varan sayı şeklinde geçmiş Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde. Global olarak böyle bir sorun var. Bu sorunun aslında benim için araştırdığımda en vurucu olan ve hatta ya gitmeye de korktum diyebileceğim yer Hindistan oldu. Bilmiyorum senin için neresi. İnanılma, i̇nanılmaz bir sayı değil mi? İnanılmaz bir sayı yani az önce 200 dedim mesela köpekler için ya da 200'den fazla dedim milyon olarak. Bunun 35-40 milyonunun Hindistan'da olduğu tahmin ediliyor ama beni korkutan neydi biliyor musun sevgili Canım? Dünyadaki bütün belirlenen kuduz e, hadiselerinin veya işte kuduz olaylarının %36'sının yine bu Dünya Sağlık Örgütü'ne göre %36'sının ve ölümle sonuçlanan kuduza bağlı... E, hadiselerin çoğunun işte 136'nın 3'te birinin neredeyse ya da daha fazlasının Hindistan'da hmm. olduğunu söylüyor. Ya bu çok korkutucu bir rakam. Çünkü kuduz hastalığı ve kuduz aşısı gibi şeyler bütün dünyanın aslında uzun süredir e, aşına olduğu ve uğraştığı hani şeyler. Çözdüğü hani, bir tarafıyla da. Hani... Çözdüğü diye düşünüyorsun. Evet. Düşündüğün zaman. Ama, Ge ama... <laughs> çözülmediği ama... de maalesef Ortada diyorsun. ortada bazı yerlerde. Ee, onun dışında hemen çok hızlı geç bu lafı sana vereyim. Rusya, Brezilya, Meksika. Ee, maalesef Türkiye de bunların arasında. Hani listedeki top onlara Doğal giren ülke arasında. Ve de bilmiyorum farkında mıydın? Çünkü gidip geliyorsun fazlacına. Romanya da bu ülkelerin arasında. Ee, son olarak da Çin ve Yunanistan. Yunanistan'ın da ayrı bir parantezi var orada. Ama genel olarak benim karşıma çıkan e, işte Tayland, Çin o bölgeleri içine katarak söylüyorum tek tek ülkeleri saymayayım diye genel olarak bu ülkelerde bu sıkıntı var. Yani global bir sıkıntı mı sevgili canım katılıyor musun? Yani sadece biz kendi içimizde yoğrulup kendi ülkemizdekine yoğunlaşıp işte boğuşurken tartışırken biraz unutuyoruz ama aslında bütün dünyanın cebeleştiği bir şey belki araştırıp takip edilecek şeyler bulsan. Kim nasıl bunu çözüme ulaştırmış oradan bir kendine yol çizebilirsin. Ya zaten hani böyle herkes kendi çöplüğünü biliyor gibi bir durum var. Ama dünyanın geri kalanında da ya bir dönem baş çalışmış işte ya sonrasında bir çözüm bulmaya mücadele verilmiş durumlar var. Bunu zaman içine yayanlar bu işte başarılı olmuşlar. Araştırırken şey dikkatimi çekti. Şimdi senin ülkeler kısmından böyle biraz daha genele alıyorum olayı isimlerden çıkıp son yapılan araştırmalarda dünyada bulunan kedi köpek kategorisine indirirsek hayvanları bunların yüzde 35'i evsiz durumdaymış. Bu inanılmaz bir sayı, inanılmaz bir farkındalık bir tarafıyla da yani bu kadar hayvan aslında bir yardıma muhtaç ve bir şekilde onları rehabilite etmen gerekiyor. Sen dediğin gibi dünyada çeşitli sayılarda ki yani Amerika'da da çok var hani Hindistan, Çin diyoruz ama Amerika'daki de inanılmaz bir sayı. Doğal olarak ülkelerin hani devlet politikaları oluyor ya bayağı sosyal politikalarla bunu çözmesi gerekiyor. Araştırırken şey dikkatimi çekti. Avrupa tarafındaki ülkelerin çoğu bunları belediyelere yıkarak yani hani sorumluluk kısmını belediyelere vererek daha çok Sosyal örgütlerden yani hayvan örgütleri yapılanmaları, organizasyonları üzerinden yürütmüşler ve birçoğu da bu süreci hani sorunsuz diyebileceğimiz ya da az problemli en az. bir şekilde evet. Problemli. evet, az bir şekilde yönetmişler. Bu tarafı benim dikkatimi çekti. Sen hani biraz bu bölüm senin hassas da olduğun çünkü her gün yüzleştiğin bir tarafı da var kedi hastanesinde olduğun için. Hani benim hassasiyetimin dışında seninki daha da yüksek. O yüzden bu konuda ne demek istersin? Yani hani aslında çözümlerini de konuşacağız tabii ki hani evet. çözüm önerilerini. Çünkü evet, evet. bu işin bir yol haritası var. Ondan önce ama bir kişisel görüşlerine biraz daha derin alalım ya. Ne dersin? Alalım çünkü dediğin gibi gerçekten buradaki lokal non-profit dedikleri bu sivil örgütlerle iç içe Çalışan biriyim ve zorluklarını görüyorum, kolaylıklarını görüyorum. Yani topluma sağladığı kolaylıkları görüyorum, faydaları görüyorum. Ve burada şöyle bir fark var Amerika ile Avrupa arasında. Avrupa'da çok doğru söylüyorsun. Bu örgütleri, bu belediyeler çok lokal anlamda çok Kesinlikle. iyi kullanmışlar. Ama kullanırken aşırı profesyonel bir destek sağlamışlar. Sadece maddi destek sağlamamışlar. Aynı zamanda işbirlikleri yapmışlar, reklam yapmışlar onlar için. Yani bir sürü böyle çok kuvvetli bir entegrasyon var aralarında. Amerika'daki fark şu sevgili Can, bu organizasyonlar var. Ama şehirle böyle bir iç içe geçen bir destek yok. Kendi başlarına ve tamamen donation fans dedikleri kimle bağışlarsa onunla ayakta durmaya çalışan varlıklar, oluşumlar. Ee, Hı -hı. onun sebebi de şir yani şehrin kendi barınağının zaten kendi şeyinle e, boğuşması, sorunlarıyla boğuşması. E, bütçe probleminden dolayı ben onunla ilgili notlar aldım. Chico'nun hatta derinine ineriz diye birkaç sayfa sorun notlarımda Chico da var. Ama genel olarak TNR dedikleri trap, neuter, release yani al hayvanı kısırlaştır evet. ve bulduğun yere geri bırak programı bunlar. TNR diye geçer kısaca. Bunlar burada çok e, yaygın ve insanların başvurduğu yöntemler. Mesela sen geldin, beni ziyaret ettin, Chico'yu gördün. Döndüğün zaman Chico'dan aklında şey kalıyor mu? Ya çikoda da Samet'le dolaşmaya çalıştık downtown'da ama e, biraz da ürkek, biraz da tedbirli dolaştık. Çünkü nereden ne zaman hangi köpek çıkar bilemedim gibi bir hissiyatla dönmüyorsun Chico'dan veya işte sokaklarında kedilerin pislediği ya da artık insanlar neyden rahatsızsa benim için kedilerin Hı -hı. bir rahatsızlığı yok ama öyle bir şeyle dönmüyorsun. Öyle bir evet. şeyle, etkiyle dönmüyorsun ya da algıyla. Şimdi bu demektir ki buradaki bu organizasyonlar işe yarıyorlar. Çok da insanların gönlü zengin olduğu için ayakta kalabiliyorlar. Ben hepsiyle yakından çalışıyorum. Mesela benim hastanemdeki bazı insanlar ee, ayda bir veterinerler bile bu organizasyonların açtığı kliniğe gidip orada bazen 8 saat boyunca durmadan e, kedi köpek kısırlaştırıyorlar. Hiçbir şey karşına hmm. hiçbir şey almadan. Ama bunlar hep böyle kişisel çabalarla yapılan bir şey. Amerika ile ilgili ve ÇIKO ile ilgili rakamlara geleceğim ilerleyen bölümlerde. Gerçekten iç yaşıcı değil yani e, burada bir sürü sebepler bir sürü... var. Evet, sürdürülebilirlik açısından çok kolay değil. Hani bireysel Olay çabalarla değil. çok büyük bir hacimden bahsediyoruz. Sevgili dinleyenin de bildiği üzere oyundan inanılmaz bir motivasyon bu bahsettiğin insanların Hı -hı. motivasyonu. Ve o çözümlere geçmeden önce dünya genelinde bine biraz genelleştireceğim, çıkodan uzaklaşıp dünya genelinde de bu az önce rakamlarını verdiğimiz sokak hayvanlarının bu kadar Sayısı artınca ortaya çıkan şeylerden biri işte bahsettiğimiz kuduz hastalığı olabiliyor. Diğeri overpopulation yani popülasyon artışı ve bunun getirdiği bazen işte Türkiye'de çok haberlerini okuduğumuz gruplar halinde dolaşan hayvanlar. Çetevari. E, bölge evet bölgelerini korumak isteyen çetevari hayvanlara dönüşebiliyorlar. Ve özellikle de kısırlaştırma eğer geride kalıyorsa şehir bunu yapmakta yani kısırlaştırmada. Ee, yine biraz veterinler tarafından konuşuyorum hormonları daha aktif ve çiftleşme içgüdüsü de daha kuvvetli olduğu için bu çeteleşmenin de bir anlamı oluyor daha da agresif oluyorlar aslında bu hayvanların e, davranışları da kısırlaştırılıp kısırlaştırılmaması ile alakalı zaten hani popülasyonla da alakalı bu kısırlaştırma sadece tek bir şeyin çaresi değil başka şeylerin de aslında e, çaresi aynı zamanda bu bahsettiğimiz saldırılar gibilerinden ee, sokakta hayvan olunca sokak hayvanlarıyla ilgili animal cruelty dedikleri hayvanlara yapılan işkenceler şiddet ortaya çıkıyor. Bu başka bir risk hayvanı evet. için. Mesela benim notlarım da var çünkü olduğumda uzakta da olsam çok üzüldüm. bir eros kedisi vardı. Mesela bu 2024'ün işte başlarında haberleri düşen İstanbul'da ee, böyle yani sadece bir tane random rastgele örnek verdim. Evet. Gen genele Genele mesaj veren? Evet. 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 Ve tabii ki de e, yine İngilizce'de zoonotic diseases dedikleri hayvandan insana geçebilen hastalıklarında e, riski artıyor bu kadar çok hayvan sayısı e, sokakta olunca. Yani bunlar globalde bütün ülkelerin doğal olarak e, baş etmek zorunda kaldığı sorunlara dönüşüyor. Hani ben hiçbir zaman şey demiyorum. Hiçbir hayvana dokunulmasın. Onlar bizden önce burada dişekleri her şeyi yapsınlar sen. Zaten bir yerde yaşamak istiyorsan, bir şekilde entegre etmen gerekiyor onlar. O yüzden benim için yine en başa dönüyorum. Kısırlaştırma ve aşılama en önemli iki tane altın kural bu olayın çözümü için. Ama şöyle de bir gerçek var mesela. Yine hemen lokale dönüyorum. Dünyaya açılıp hemen dönüyorum Chico'ya. Çiko mesela çikoda da şehrin kendi hayvan barınağı no kill shelter değil. Yani orada bir overpopülasyon olduğunda artık %200, %300 kapasite olduğunda artık hayvanlardan bazıları diğerlerine göre daha agresif veya sakat veya çok fazla sorunları olduğunda onlar da humane euthanasia dedikleri insancıl ötenazi yöntemine başvuruyorlar. Ve bu sitelerinde de yazıyor yani bu böyle gizli saklı bir şey değil ve legal olarak da yapmaları gereken bir şey. Hani üzücü bir şey ama hı örnek hı. olarak veriyorum lokal bir yerden e, bu dolayısıyla her yerde olan bir şey ama biraz daha derinlere dalarız birazdan bunun da nasıl önlenebileceğine dair yani bunun önlenmesinin yolları var ama bunlar burada da yapılmadığı için ötenazi yapmak zorunda kalabiliyorlar bazen. Şeye de değinmek lazım bence Samet hani insanların zaman zaman büyük efor, bireysel efor sarf ederek ...sahiplendirmeye çalıştığı canlılar oluyor. Bence buradaki en temel problemlerden biri... ...bu canlıların parayla alınır, parayla satılır bir durumda sunulması. Bu şey gibi Tam hani... Tam da onu kastetmiştim. Çok iyi yerden bağladın. Hani bir lollipopu çok istiyorsun. O lollipopu alıyorsun. Elini alıyorsun. Bir bakıyorsun. ah Ya vazgeçtim diyorsun. Böyle bir anda yere atıyorsun gibi. Bu sahiplenilmeyen yani hani içselleştirilmeyen bir şekilde parayla alınan hayvanların, canlıların bir noktadan sonra o alan kişi tarafından sokağa bırakılma serüveni oluşabiliyor. Bunun çok örneği var hem Türkiye'de hem işte dünyada. Buna çok büyük ceza veren ülkeler var. Fransa gibi yani 45 bin eurolara varan hatta 3 yıla yakın yanlış bilmiyorsam yanlış biliyorsam düzelt hapis cezası olabilen ve uygulayan ülkeler var. Bu caydırıcılığı arttırmak için. Doğru biliyorsun. Bazı ya ülkelerde da bir, var hapsi. Bir ya da bir pet shop'tan bir canlıyı alıyorsan onu tabii ki işlediğin için e, kütüğüne, nüfusuna onun vergisi çok yüksek oluyor. Yani bir şekilde caydırmak için insanları sahiplendirmeye yönlendirmek isteyen ve bu inanılmaz mantıklı tabii ki. Bunu isteyen ülkeler var. Ya bu, bunu neden anlatıyorum? Türkiye'de İstanbul ekseninde bir Beykoz gerçeği var. Mesela ormanlara gittiğin zaman orada bir sürü sahipsiz canlı var. Ve oradaki insanlar kendi bireysel çabalarıyla bu hayvanları ayakta tutuyorlar. Ve birçoğu da bir şekilde hani böyle cami avlusuna bırakılan çocuklar gibi ormana bırakılan ve onların üreyerek daha fazla bir şekilde artmasıyla oluşan bir Nasıl diyelim? Bir artık community dediğimiz şey var ya bir topluluk haline gelmişler. Evet. Buradan cımbızla. Bu arada aklıma şey geldi. E, gibideki Yılmaz'ın Leopar'ı alıp ormana bırakması muhabbeti geldi. Sen <laughs> izlemediysen bilmem <bilmiyorum> ama dinleyen <laughs> o beni bir izlemedi evet. Yakalayacaktır. E, şimdi iki tane şey çekiyorum cımbızla. Söylediklerinden çok önemli olan. Birincisi sahiplenme dedin ya hani bir üzerine insanın o hayvanın kaydını yapılması. Şimdi Türkiye'de bazı şeyler yarım yamalak ve çok acil gece aşırı yapıldığı için senin başta bahsettiğin gibi veya hatta sıralaması yanlış yapıldığı için bazı şeyler işe yaramıyor. Mesela Amerika'da ya daha doğrusu Kaliforniya'da eyalette bir hayvan bir barınaktan sahiplendirilirken barınaklara yapılan yeni yasa gereği bütün hayvanların çiplendirilmesi gerekiyor. Sonra sahiplenen insanın üzerine transfer ediliyor o çiplendirme. Çiplendirme hı hı. çok önemli bizim konumuzda. Neden dersen senin bahsettiğin evet. Beykoz'a gidip hayvanı bırakma durumunda o hayvanın kimin üzerine olduğunu artık e, izini sürüp belirleyebiliyorsun. Şimdi Türkiye'de bir anda çat diye ben hatırlıyorum çıktığı zamanı herkes hayvanı şu vakte kadar çiplendirecek dedin. Ya herkesi zorlayabilirsin çiplendirmeye. Ama bir hayvan şiddet gördüğünde, bir hayvan sahipsiz bırakıldığında, bir hayvan işte e, sokağa atıldığında bunun bir yaptırımı yoksa o çiplendirmenin bir anlamı olmuyor. Bu sadece kaybolan hayvanın yeniden bulunması için yapılan bir şey değil. Amerika'da mesela bu senin bahsettiğin cezaları uygulabilmek için yapılmış bir şey ki insanlar kolayca alıp hevesini alıp yani hayvanı alıp sonra hevesini alıp da hayvanı geri vermesin veya hayvandan kurtulmasın diye yapılmış bir şey. Sonuçta bir şeyleri biraz acele yapıyoruz. Anlatmadan yapıyoruz. Bir sürü insan karşı çıktığı zaman da çipe işte çip neymiş GPS mi var içinde beni mi takip edecekler falan diyenler oldu. Hı hı. Hani Amerika Türkiye için söylemiyorum. Amerika'da da oldu böyle diyenler. Hani anlatmadan eğitmeden de olmuyor. Mesela ben bir yangın geçirdim başımdan hep bazı bölümlerde konuştuğumuz. Evet. Bu çip o kadar çok hayat kurtarıp hayat birbirine hayatını bağladı ki e, sahibi hayvanın. Çünkü yangın sırasında camlar kırıldığı için ve panik olduğu için hayvanlar kaçıyor. Bazıları bir yıl iki yıl sonra bile buluştu sahipleriyle. Yani inanılmaz önemli bir şey. Ama legal anlamda hayvandan kurtulmamak için gelişi güzel canın istediği gibi o anlamda da çok önemli çiftlendirme. Diğeri de cımbızla içinden çekip aldım senin söylediklerinden. Şimdi bazı yerlerde hapis cezası var. Parayla hayvan alırsan, özellikle breeder dedikleri bu özel cinsleri üreyen insanlardan. Evet. Bizde yok. Bizde gidip alabiliyorsun bu arada. Ee, ama bazı ülkelerde gidip de barınaktan hayvan evlat edinmeyi teşvik etmek için ve satın almayı azaltmak için, çünkü yasal olarak onu yapamamışlar henüz. Vergilerini çok yüksek yapmışlar. Evet. O kadar yüksek yapmışlar ki adam diyor yani ki alma ben, bunu, diye. <laughs> ben buna binlerce dolar vereceğim ve gideyim buradan işte 20 euroya 10 euroya neyse artık evlat edinme ücreti şeyden barınaktan alayım diyor. Yani bu şeye benziyor birazcık bu işte adı bende saklı olan kişinin ben vergileri yükselteyim de kimse içki içmesin sigara içmesin <laughs> mantığına benziyor ama biraz tersten farklı bir yerden yapılmış keşke hayvanlar için böyle şeyler düşünülseydi diyerek altını çizebilirim. Ya Bu iki kişiyi cımbızla alıp daha da açmak istedim sevgili Cihan dinleyeni. Çünkü çok önemli iki tane şey. Çiplendirme ve e, satın almayla evlat edinmenin biraz daha az ya da zorlaştırılması daha az teşvik edilmesi. Doğru. Doğru. Burada değindiğin nokta diğer taraftan hani madalyonun diğer yüzünden bakıyorum. Devlet kısmı çok önemli. Neden? Çünkü bir organizasyonun içerisinde devletin olması, mesela Almanya'yı örnek alalım. Hani ülkeleri geziyoruz ya yavaş yavaş. Şimdi Almanya'da evcil hayvan sayısının 10 milyonu aştığı tahmin ediliyor ve Almanya'da köpek sahibi olmak vergiye tabi. Peki, Alman hükümeti ya da devleti neden vergi alıyor? Çünkü yılda topladıkları yaklaşık bu vergilerden 400 milyon euroyu, eyaletlere göre de değişiklik gösteriyormuş bu büyük bir kısmını bu verginin barınakları finanse ederek sürdürülebilirliği sağlıyorlar. Burada aslında barınaklar ana nokta gibi benim gözümde. Sen şey dedin yani ya rehase mi hani topla rehabilitate hani aşıla. <laughs> evet, TNR. Şu TNR mı demiştin? Rehase başka bir şeydi. TNR dediğin hani topluyorsun. <laughs> işte barınağa götürüyorsun ya da aşılıyorsun bir merkezde sonra bu canlının bir sahibi yoksa onu bir süre barınakta rehabilite ediyorsun belki de ondan sonra aldığın yere bırakıyorsun buradaki barınak sürdürülebilirliğin temel koşullarından biri olarak gördüm ben yaptığım araştırmalarda Almanya bunu bu şekilde sürdürülebilir yani döngüyü sağlayarak finanse ediyor öbür türlü işte hükümetler biliyorsun geliyor geçiyor bazı yerlerde geçmiyor. Bir ne bileyim insanların inisiyatifine kalıyor. O insanların ömrü değişkenlik gösteriyor. Sonuçta hayatı boyunca bir insan uğraşsa bile bu günümüzün problemi de değil ya bu sonra da olacak. Dünya nüfusu arttıkça hayvanların nüfusu daha da artacak. Çünkü buradan başka bir bölümümüze atıf yaparak bir yalnızlık pandemisi var. İnsanların ve in, bireyselleşmeyle birlikte bir yalnızlık hı hı. var. İnsanların yalnızlığını gidermesi için bir canlıya ihtiyacı duyuyor ya hani hobi olarak olsun, meşgale olarak olsun. Bu köpek oluyor, kedi oluyor günümüzde. Ama hani bazı ekstrem İngilizlerin ne bileyim vahşi hayvan besleme fantasileri de var. Buna da değiniriz birazdan. O çok şaşırdım. <laughs> ben öyle bir şeye değinmeyi düşünmüyordum ama ilgimi çekti senden. Dinleriz birazdan. <laughs> şey tını. çünkü hani biz hep görece evcil hayvanları konuşuyoruz ya hani evcilleştirilen kaplaman evet. Ka var tabii. benim de ama. Ya İngiltere'de şöyle hani yan konu gibi olsun. İngiltere'de olsun. insanların yırtıcı ve vahşi hayvan besleme e, durumları varmış. Bu Allah Allah. bir kısım. Hatta şey var ya, Fenerbahçe'de oynayamayan bir Ryan Kent var. Onun mesela timsahı var. Evet. O da İngiliz. İstanbul'da mı? Nerede olduğunu bilmiyorum yani. <laughs> kendisiyle. <de> <laughs> bir, biraz bir şey korktum değil. da bir daha geldiğinde dikkat et. <laughs> okuduğum şeyi hani real bildiğim bir örnek üzerinden birleştirince evet. evet ya bu insanların böyle bir fantazisi var demek ki bazı İngilizlerin. Hatta orada tartışılan şeylerden birisi ya şimdi hayvanları koruma yasası var ama tamam da bu yırtıcı kategoriye gelen hayvanlar da evcil hayvan kategorisi gibi değerlendiriliyor. Sırlaştıralım. Yas... <laughs> evet evet yasa içerisinde de hani bir eşitsizlik sağlıyor diye bir tartışma da varmış İngiltere'de. Bu çok gribime gitti bir tarafıyla bir tarafıyla da eğer böyle bir problem varsa çok doğru ve haklı bir durum bunları rehabilite etme şansı çünkü yok biliyorsun hani barınaklar <laughs> evet, şey sinir sinir uçlarını almak zor olabilir ayrıca timsahların saldırmasına diye ya millet neler uğraşıyor, biz neler uğraşıyoruz? Olaya bak demek istiyorum bu verdiğin ilginç yan konu nezdinde benim de kaplumbağam var ama kendisini kısırlaştırmadım çünkü hiçbir zaman başka bir kaplumbayla yüz yüze Görmeyecek. gelme şansına hmm. erişmeyecek aynen. Nutella'ydı hmm. yanlış hatırlamıyorsam. Nutella'm benim evet. Tost bölümlerimle. Evet. <laughs> Sıkı takipçi bilir Tos'un hikayeleri. E, madem ülkeleri biraz girdik benim en heyecanlı Hı -hı. olduğum ve dinleyiciye anlatmak istediğim dünyadaki ilk sokak köpeği olmayan şerefine ulaşan ülke olan Hollanda'dan biraz bahsetmek istiyorum. Çok evet. hoşuma gitti. Aslında dok... olması gereken belki de. Evet, şey olarak, dok... süreç olarak tabii ki bu arada. Hani sokakta hayvan olmaması. Lafını kesiyorum sürekli ama hani <laughs> sen de heyecanlandın çünkü. Ya evet, evet. Senin bölüm başında altını çizdiğin zaman bizim kilit kelimemiz ya bugün. Hatta hmm. empatiyle hmm. beraber olsun. Empati de lazım hayvanlarla beraber yaşamak evet. için. Zaman olayını kanıtlayan Hollanda'dır. 1996'da hükümet diyor ki her köpek ama her köpek kısırlaştırılmak zorunda. Yani senin mazeretin benim umurumda değil diyor. Ve ben bunu diyor hükümet olarak ben finanse edeceğim diyor. Paran olup olmaması da umurumda değil. Yani ben düşük gelirliğim yapamadım falan onu da kabul etmiyor. Mazereti yok. Bir ya bunu bir yasaya çeviriyor ve bu böyle yani burada yaşıyorsan ve böyle bir şeyin varsa kısırlaştırılacak diyor. Günümüze geldiğimizde artık dünyadaki ilk sokak köpeklerinin olmadığı ülke olarak geçiyor ve bir adım ileriye gitmişler. Ee, günümüzde veteriner masrafları da artık uçuk açık yere ulaştığı için hem Amerika'da hem Türkiye'de hem bütün dünyada onların da e, kısmi veya full ...desteğini hükümet sağlıyor yani hı hı. hayvanın sıkıntısı olduğunda hasta olduğunda vesaire ve diyor ki finansal olarak da senin bir mazeretin yok bu hayvanı sahiplenebilirsin kısırlaştırma benden masrafları benden senin tek yapman gereken bu hayvana güzel iyi bir ev sağlamak diyor ve gerçekten de ülke genelinde aşılama kısırlaştırma Bunların hepsini hallediyorlar. Sokakta hiç mi yoktu başladığında bu program diyecek dinleyen vardı ama onları da dediğim TNR yapmışlar. TNR hatta onlar CN CNVR diye kısaltmışlar kendince. Çünkü collect yani topla hayvanı, neuter hmm. yani kısırlaştır, vaccinate aşıla ve return. Return hmm. burada çok önemli. Çünkü aldığın yeri bırakırsan sosyal hayvan olduğu için köpekler ve kediler bir sıkıntı yaratmıyorlar yine sana. Hiç bilmediği bir yere rastgele bırakırsan o zaman sıkıntılar başlıyor davranışsal anlamda. Ve bunu yapmışlar. Böyle bir program başlatıyorlar 1996'da ve günümüzde başarılı oluyor. Yani niye bu kadar heyecanlan heyecanlanıyorum bunu anlatırken? Hem Amerika için yani benim yaşadığım Chico, Kaliforniya için hem de Türkiye için ortada aslında e, takip edilebilecek bir yöntemin olması. Çünkü hiç kimse hiçbir şeyi başaramasaydı belki biz boşa kürek çekiyoruz duygusuyla. E, Burada nefesimizi de yoruyor olabilirdik. Ama yapabilenler olduğu için sen de bunu yapmaya başlayabilirsin. Ama dediğim gibi bu bir günde, bir haftada veya bir yılda yapılabilecek bir şey değil. Ve bir çok kısa zaman, çok kısa süre önce biliyorsun Belçika'da bulundum. Hı -hı, Eşimle hı -hı. bir gezi yaptık. Orada da e, evinde kaldığım kişiler bana şöyle bir şey söylediler. Yani bunu bu konuyla alakalı değil. de sohbet ederken rastgele açıldı konusu. Kedilerini evlat edinmek istediklerinde bu insanların bu arada ikisi de iç sahibi, ikisinin de hali vakti yerinde, ikisinin de hiçbir sıkıntısı yok. Ee, kriminal bir rekord şeyi de yok, geçmişi de yok. Kedileri evlat edinmeye çalışırken 3 tane barına, barınaktan red yemişler sevgili Cihan. 4. barınaktan almışlar kedi. Yani o kadar tersine dönmüş ki Belçika'da olay. Hani biz burada yalvarıyoruz Çikola lütfen hayvanı barınaktan al, yüzde 300 kapasitedeyiz diye. Orada lüksleri var. Kime hangisini seçip vereyim, hangisini <laughs> vermeyeyim diye. Öyle bir dünya var. Bunu çok anlatıyordu bana ya? oradaki insanlar, Belçikalı insanlar. Ee, orada da çok şaşırmıştım. Bunu da not etmişim herhalde beynime ki burada seninle paylaşmak istedim. Yani ekstrem bir örnek verdin. Öğrenilmiş gerçeklikleri görerek, aslında bunlara göre hareket etmek gerekiyor. Ülkelerde senin doğduğun ve bir süre yaşadığın İsviçre kısmına geçeyim hızlıca. Notlarımda o var. Çünkü hı hı. güzel bir güzel bir not bence. İsviçre 1992 yılında hayvanların onurunun korunmasını garanti eden bir hükümle hayvanları anayasal olarak tanıyan ilk ülke olmuş. Ve hayvanların onurunu ve refahını aşağılamak kanunen yasaklanmış. Bunu özellikle belirtmek istedim ki hayvanların da aslında hani hayatın içerisinde bir birey gibi bulunduğunu unutmamamız için. Cihan bu da başka bir çok önemli bir konu. Hemen çok hızlı geçiyorum burayı da çünkü notlarımda vardı. Senin bahsettiğin ne biliyor musun? Türkiye'de hani bir hayvanı bir şey yaptığında az ceza alıyorsun ya çünkü hayvan bir mülk olarak geçiyor, bir canlı olarak Hı -hı. geçmiyor. Hı -hı. Açmak için söylüyorum bu İsviçre'nin yaptığı şeyi. Bunu İsviçre yaptıktan sonra yani anayasasına bir canlı e, hatta sentient beings diye geçer yani hissedebilen ve acıyı çekebilen bir şey olduğunu tanımlıyorsun anayasada hayvanın. Bunu yaptıktan sonra e, Avrupa Birliği'nde sadece e, İsviçre'den sonra İtalya, e, Almanya, Lüksemburg, Avusturya gibi ülkeler bunu ekledi ve... Mayıs 2024'te bu kayıttan sadece 5-6 ay önce Belçika'da sonunda eklemiş. Orada bulunduğum için yine yakından bilgilerim olduğu için ekstra veriyorum. Ama Avrupa dışında da beni şaşırtan Mısır, Brezilya bunları eklemiş anayasasına. Eksik e, tuttuklarım varsa dinleyiciler tamamlar inşallah. Yani bazı ülkeler eklemiş. Ama bu da şunu gösteriyor. Yani yıl 2024 kaydı alırken. Herkes de mükemmel değil hala bunu yapması gereken bir sürü ülkeler var. Hayvan haklarının iyi olduğu yerlerde hayvanlar hala anayasada mülk olarak geçebiliyor Avrupa'daki bazı ülkelerde de. Bu konuya değinmene çok sevindim. Ee, önemli bir konuydu. Çünkü en tepedeki e, halka önce örnek olacak ki ben bunu ciddiye alıyorum. Ben bunu bir hisseden acı çeken bir canlı olarak el alıyorum diyecek ki halk da şey demeyecek hani ben buna bir tekme atarsam başıma bir şey gelmez. Bir kovaya tekme atmayla aynı gözükmez e, yasanın önünde diyecek. O yüzden çok önemli bir konu. Kesinlikle. Bir de notlarımın yavaş yavaş sonuna geldim ama sonlarda şöyle bir şey de söylemek istiyorum. O kadar kolektif bir çözüm isteyen ve komplike, kompleks bir konu ki bu, e, bu kadar komplike ve beraber çalışmayı gerektiren çözüm için bir konunun bu kadar kopuk ve ayrılıkçı bir yaklaşımla e, işleri zorlaştırması Türkiye'de de ayrı bir üzüntü veriyor bana. Hani bu sağduyu dediğimiz şeyin böyle gitgide yok olması her alanda yani yok olması hayatta sadece bu konu Hı -hı. için söylemiyorum. Çok üzücü. Dolayısıyla gerçekten teamwork dedikleri takım çalışması gerektiren herkesin bir ucundan tutması gereken bir konuydu İşlerken öyle hissettim en azından senle anlatırken ve çalışırken bunun e, yaklaşımının böyle olmaması beni üzdü e, notlarımda çok ufak 2-3 tane şey var birincisi housing problem yani Çiko'da apartmanlara taşınan insanlarda artık apartmanlara hayvan bulundurmanız yasaktır gibi kurallar dayıyorlar çok ciddi bir sorun hatta bütün Amerika'da sadece Çiko'da değil Bence ve insanlar ülke... Dünyanın genelinde de benzer problemler evet. var. Barınmayla e, e, kedisinin veya köpeğinin arasında seçim yapmak zorunda bırakılan insan da gelir düşük olduğu için e, bazen bazen değil çok sık sayıda dinlediğim podcastlere göre e, çünkü bazı barınak menajerlerinin podcastini dinlemiştim. E, çoğu zaman hayvanlarını bu barınakları geri götürüyorlar çünkü evsiz kalmak istemiyorlar anlaşılır bir şekilde. E, bu çok sıkıntı yani acayip bir sıkıntı. Bir evet. de Türkiye'de de bu yapılıyor mu bilmiyorum yapılmıyorsa daha çok yapılmalı bence. Bir barınaktan hayvanı aldım ömür boyu işte belki enerjine uyuşmayacak belki senin evine uymayacak o hayvan. Ömür boyu bir kontratı imza attım hisse olmaması için foster care dedikleri foster care programlar var burada. Alıyorsun hayvanı bir ay işte ya da ne kadar gerekiyorsa iki ay geçiriyorsun foster care'de senin... Gözetimin altında aslında birbirini test ediyorsun. Hayvan seni test ediyor, sen hayvanı test ediyorsun. Ondan sonra olmuyorsa geri verip bir sonraki hayvanı deneyebiliyorsun. Aslında deneme sürüşü gibi bir şey neredeyse arabaları satın alırken gibilerinden. E bu çok yaygın burada foster care. Hatta foster fail diye de bir deyim çıktı yıllar sonra. Çünkü bazıları diyor ki ya ben bir ay alırım bir katkım olsun topluma. Sonra veririm diyor ama aşık olup hayvanına geri veremiyor. Sevgi Hadi canım. ağır basıyor ve elinde şey oluyor yani. De de bir de elinde bir tane canlı kalıyor. E, bir, evet bir evinin bir parçası oluyor. Sonsuz bir parçası oluyor. Foster fail diyorlar onlara burada. E, mesela hani bizde de bu meslekte olduğumuz için başımıza çok gelen bir şeydir. Atıyorum sahipsiz bir kedi hastaneye gelir iki bacağı kırılmıştır bir şey olmuştu, düşmüştür falan sonra çalışanlardan biri der ki ya ben çünkü 24 saat gözetim lazım ben evime götüreyim ee, iyileşene kadar ben getir götür yaparımlar. sonra bir ay sonra bir bakmışsın kediye isim takmış biz hemen deriz o foster fail isim verdiysen o kedi senindir artık diye ee, öyle de komik e, ya da hoş bir anıyla da kapatayım notlarımı ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet bakalım bugün bu bölüm üzerinde bize neler hazırlamış. Şimdi başta teşekkür etmiştim. Tekrar teşekkür ederim sevgili patronumuz Aycan bu bölüm vesile oldu önerilerim de biraz dolu dolu. Bir tanesi de onun aslında vesilesiyle oldu. Çünkü biz e, özel mesajlaşırken sosyal medyada bazı diğer podcastlerle ilgili bana öneriler de bulunuyordu. Şunları da dinlemenizi tavsiye ediyorum diye. Ben de o tavsiyelerden biri olan Açık Bilinç podcastini, Güven Güzel Dereyle olan Açık Bilinç podcastinin Sokak Hayvanları Hak Savunuculuğu diye bir bölümünü dinledim. Çok kısa böyle bir yanlış hatırlamıyorsam 25 dakika bir şeydi ama çok alanında hakim, çok her şeyi böyle tek tek temiz bir şekilde anlatan insanlarla olan güzel bir söyleşi. E, Açık Bilinç Podcast'in ki Açık Radyo'nun podcasti Öyle olması e, lazım. So evet. evet. Sokak Hayvanları Hak Savunuculuğu bölümünü tavsiye ediyorum. Bölümle alakalı önerim bu olsun. E, biraz e, dolu dolu bir playlistim var. HKB'yi dinlendirmesi için izninle 3 şarkı, <laughs> evet, şarkı ekleyeceğim. Evet, 3 şarkı ekleyeceğim. 2 şarkı yerine o anlamda dedim. Ee, şimdi bir tanesi tabii ki de aklımıza gelen Animal Instinct, The Cranberries'ten. Bunu nasıl eklememişiz yıllardır podcast yaparken? Şaşırdım, kendime ve sana. <laughs> ee, diğeri, Anneke van Giersbergen'den Beautiful One. Üçüncüsü de son anda ekledim. Çünkü bu bölüme çalışırken ister istemez içimde bir volkan da patlıyordu tabii ki de Türkiye ekseninde. Ve o yüzden Çilekeş'ten Keş'ten Kürar şarkısını da adı bende saklı olan şahısı hediye etmelik de bu listeye tavsiye olarak bırakmak istedim. O kendini biliyor. Hepimiz onu biliyoruz zaten. Bir de çok <laughs> popüler olacak. Şey çok iyi. Vapara döndük evet. <laughs> E, elimde bir de bu e, hem makas hem tarak olan <gülüyor> <gülüyor> e, Inspector Gadget aletiyle. E, Inspector Gadget'i de çok severdim çocukken. Laf neyse e, konu... Yani bizim da, jenerasyonumuzun en sevdiği çizgi filmdir herhalde. Detective Gadget diye geçiyordu herhalde Türkiye'de ama ben Kesinlikle. yabancı izliyordum. E, yabancı, evet. Ya ben gevur memleketinde olduğum için... ecnebi oradan. olmak. Son önerim çok popüler olacak. O yüzden kusura bakmasın. Sanır, izlediyseler <laughs> ama Netflix yine yapacağını yapmış. Monsters the Lyle and Erik Menendez Story. Ee, gerçek hikayeye dayanan bu kriminal diziye çevrilmiş yapım çok çok güzel. Ee, bir yani çok çok güzel demeyeyim de çok sürpriz e, Yüksek kaliteli Tabii ki de çok sürükleyeceğim ama çok yüksek kalitede bir prodüksiyon olmuş diye düşünüyorum. Özellikle bu geçmişte hani 80'lerde, 90'larda, 70'lerde geçen şeyleri hiç sırıtmadan çok iyi yansıtabilen yapımlar oluyor ya. O oh, hani şeyi sana veriyor, o havayı sana evet. veriyor ya izlerken. Evet. Ee, çok dark bir dizi ama tam böyle benim sevdiğim ayarda olmuş ciddiyet anlamında. Onu da önereyim. Çok uzun tuttum ama dolu dolu e, bir öneri köşesi olsun istedim. Sende ne var ne yok sevgili Canım? Teşekkürler Samet'im önerilerin için. Bende şey var ya bu geçen sen Ayak İşleri'nin yeni sezonunu hatırlatmış mıydın? Tam şey yapamadım. Ya, ya senle konuştuk ya da sürüdü. bölümde hatırlattık olabilir. Ya niye notlarıma yazdım? Onu söyleyeyim. Geçen izlediğim Cüce bölümü. Ya inanılmaz kahkaha attım ve bir kez Yeni daha... sezonda mı? Yeni sezonsa Yeni ben sezonun... izlemedim henüz. Dördüncü bölümü Cüce. Aa, okay. Yani gerçekten şey böyle. Gülüyorsunuz ve bir 25 dakika dünyada kopuyorsunuz. Bu yönüyle Ayak İşleri dizisini seviyorum ve tekrar hatırlatarak tavsiye edelim Gain TV özelinde. Onun dışında da şeye... Bir, bir şey tut... söyleyeyim hemen Tabii. geçmeden sen. Caner Özgürtlü'yü da ayrı zaten beğeniyordum. O yüzden onun yapımında olduğu için şaşırmıyorum seni eğlendirdiğine ve beni de eğlendirdiğine deyip lafını böldüm devam edebiliriz. Ama Volkan öyle olmasa muhtemelen bu kıvama evet. gelir ve şüphelerim var. Güzel bir işbirliği. Ya Google'a şey yazınca, bilmiyorum Türkiye'de miyim? Street Animals World falan yazınca böyle kelimelerini yazınca çıkan içeriklerin %80'i Türkiye özelinde oluyor. Yani aslında hmm şu hatırlatma bölümü gibi ne öneriyoruz kısmında alt bölüm bir hatırlatma. Aslında Türkiye'nin bir hayvan yani bir canlıların değerli olduğu ve çok olduğu ülke olduğunu bir kez daha hatırladığım ve hatırlatmak istediğim bir spoy şey böyle uyarı <laughs> kamu spotu diyelim. Ondan sonra da iki tane şarkı var önümde. Bir tanesi şey hani ya ben bir şeye benzetmedim ama hani sen çok beğendiysen bölümde önerirsin dediğin şarkı. Bence evet, evet. bence çok iyi olmuş. Ben bu şarkının orijinalini hiç sevmem deyip çatayı yükseltmeye başlayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> başla başla. Bu <laughs> ne, şarkı... geleceğini, ne geleceğini ben biliyorum dinleyen. Ha, bu, şar bu ya, bu şarkının orijinalini ben belki bir kere belki iki, iki kere dinlemişimdir. Red'in yeni çıkardığı Biliyorsun şarkısı, cover şarkısı. Bu Sezen Aksu'nun şarkısı yanlış hatırlamıyorsam sen daha iyi bilirsin. Beni Sezen Aksu fanı yaptın hiç de bilmem. Sarı odalar mı ne bir şey vardı başka bir şey çok da bilmediğim bir alan ama neyse. bu şarkıyı öneriyorum ben beğendim. Düzenlemeyi çok beğendim özellikle. Hani öyle diyeyim. Ondan sonra ikinci Türkçe şarkı olarak da M. Lisa isimli müzisyenden Ellerin Boş şarkısı kesinlikle Ellerin kim olduğum kim olduğu hakkında hiçbir <laughs> hiçbir fikrim yok ama şarkının tınısı beni ne öneriyoruz kısmında önermeye gitti güzel sesi bir dakika, olan bir bir dakika bir dakika ah, yani. mırıldandım mırıldandım şarkının cover'ı değil değil mi yoksa iki cover da gelmiş yok, oluyorsun yok, anlamadan Yok, yok. ellerim sen... bomboş Fatih Erkoç'dan gelsin yani, şeklinde sen herhal... nasıl bir çocukluk yaşadın bilemiyorum ama <laughs> Biliyorum bir tarafını <laughs> da neyse şey o şarkı değil. <laughs> evet biliyorsun zaten hercai. <laughs> o şarkı değil bu başka slow bir Peki. şarkı. Bu nasıl bir dinlencesi playlistlerimizde YouTube, Spotify ve Deezer'de olacak sevgili dinleyen. Peki teşekkür ediyoruz. Bir hayal kırıklığı oldu. Bir dahaki bölümlerde Fatih Erkoç eğer telafi e ederiz eğer hani evet. senin hayal kırıklığı yaşaman beni gerçekten mutsuz eder. Bir sonraki hayır, bölümde. Hayır hayır Fatih Erkoç için hayal kırıklığı oldu demek istiyorum. Ha, o yüzden bu bölümü dinliyorsa kendisi evet. sorumuza bakmasın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim ona. Ee, şey diyecektim. E i̇stersen kapatırken. Patreon'un bizim için öneminin altına çizelim. Çünkü bu bölüm Kesinlikle. mesela Patreon sayesinde yaptığımız bir bölüm oldu. Bu arada çok gerekli bir bölümdü ama ilk bu olaylar çok sıcakken her kafadan bir ses çıkıyorken aslında işlenmemiş olması belki de daha da ayrın oldu bizim adımıza. O yüzden e, hem Aycan'a evet. hem diğer patronlara teşekkür ederim. Hem de bizi desteklemek için ve podcastin devamlılığı için de yeni patronlara da kapımızın açık olduğunu söyleyelim. hkbpodcast.com'dan da zaten gerekli yerlere ulaşabilirler. E, bu dakikaya kadar bizimle beraber olan sen dinleyene teşekkürü bir borç biliyor. Ve Samet'in de ifade ettiği hkbpodcast.com ayrıca sosyal mecralar, Samet'in sevmediği TikTok hariç olmak üzere bizimle <gülüyor> sürekli... <gülüyor> 7.24 24 irtibata geçip Samet'in de sürekli sana atıp yapıyorum. Yani. Samet'in de ifade <laughs> ettiği gibi Patreon üzerinden bize destek olarak hem sürekliliği hem de belki aklınızda şu bölümü de yapsalar güzel olur dediğiniz bölümü de bize ileterek destekte bulunabilirsiniz sevgili dinleyen. Değil mi Samet'ciğim? Evet söylenecek pek bir söz kalmadı. Küçük canlılarınıza sahip çıkın, onlara bol bol sevgi Seçinlikle. gösterin ve bir kap suyu, bir kap mamayı da esirgemeyin diyerek böyle kamu spotu dileklerimle bölümü kendi adıma ve senin adına kapatarak ben köşeme sen köşene dinleyen köşesine şeklinde kaçalım. Bir sonraki bölümlerde de mutlaka görüşeceğimize eminim. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayal. Çık bir uykudur